Arkadaşlar merhabalar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün neye bakacağız? Türkiye'de göç kavramına bakacağız. Daha önceki videolarımızda ne yaptık? Arkadaşlar nüfus, nüfusun gelişimi, nüfus piramitleri, göç hareketleri ve bu ünitemizde, bu dersimizde de arkadaşlar Türkiye'de göç kavramına bakacağız. Geçmeden önce tabii konuya hemen size 10. sınıf Mayıs programını şöyle göstereyim. Burada programlama tabii ki çok önemli. Özellikle programlama yapmakta zorlanan arkadaşlar için bence harika bir platform burası. Sevgili arkadaşlar, ikinci dönem, ikinci yazılılar da başlayacak Mayıs ayı içerisinde. O videolarımızı özellikle izlemenizi tabii ki size şiddetle öneriyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi konuya geçmeden önce biliyorsunuz olmazsa olmazımız nedir bizim? Dinamo Soru Bankamız. Hemen ne yapıyoruz? Videoyu izledikten sonra tabii Dinamo Soru Bankamızı açıyoruz. Sayfa 118'de neyi göreceğiz? Göç kavramını göreceğiz arkadaşlar. Göç kavramı ile ilgili sorular var. Bu soruları da çözeceğiz. Böylece bütün kavramlar kafamıza güzelce yerleşecek. Ondan sonra da gelsin sınavlar diyeceğiz arkadaşlar. Eğer sizler de hazırsanız Türkiye'de göç kavramına başlayalım değerli arkadaşlar. Neler işleyeceğiz bu başlığın altında? Göçlerin neden ve sonuçlarını irdeleyeceğiz. Daha sonra geçmişten günümüze yaşanan göçlere bakacağız değerli arkadaşlar. Göçlerin nedenleri ve sonuçları nelerdir? Türkiye'de meydana gelen göçler gerçekleştikleri yere göre iç veya dış göç olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. İç göç ve dış göç. Nedir iç göç, nedir dış göç? İç göçler ülkemiz sınırları içerisinde gerçekleşen göçlerdir. Sürekli olabileceği gibi mevsimlik iş imkanları sebebiyle geçici de olabilmektedir. Yani örneğin büyük kentlere, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya gibi, Bursa gibi kentlere orada hayatını devam ettirmek için artık tamamen yerleşmek için yapılan göçlere biz ne diyoruz? Sürekli göçler diyoruz. Ama hani yılın belli bir mevsimi gelip işte belli yerlerde çalışmaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Geçici göçler diyoruz. Yani örneğin tarım işçileri gibi. Pamuk toplamaya gelen tarım işçileri, fındık toplamaya giden tarım işçileri, gene çay, tütün toplamaya giden tarım işçileri gibi bunlar ne yapıyor? Yılın belli bir döneminde arkadaşlar gelip çalışıp tekrar dönüyor. Bunlara biz ne diyoruz? Geçici göçler diyoruz. Şimdi iç göçü böyle bıraktık. Sırada ne var? Dış göçlerimiz var. Dış göç nedir? Ülke sınırları dışına yapılan göçlerdir. Yurt dışından da ülkemize gerçekleşen göçlerdir bunlar arkadaşlar. Dış göç ülke sınırları dışına, iç göç ise ülke sınırları içinde yapılan göçlerdir. Göçe neden olan çekici faktörler ve itici faktörler neler? Arkadaşlar çekici ne demek? İtici faktör ne demektir? Şimdi bunlara bakalım. Özellikle kırdan kente doğru Türkiye'de yapılan göçlerde arkadaşlar nedir durum? Kırsal alanlardan kente gitmeye sebep olan şey. Mesela kırda, tarımda makineleşme gerçekleşirse. Şimdi makineleşme iyi bir şey. Fakat şöyle bir olumsuz sonucu çıkıyor. Kırdaki, yani köylerdeki insanlar bu sefer işsiz kalabiliyor. Makine, örneğin bir traktör, işte bir sürü insanın yaptığı işi yapıyor. Dolayısıyla bu insanlar ne yapacak? Orada işsiz kalacak. Ve işsiz kaldığı için artık kır onu itiyor yani. Git diyor. İtici faktörden kasıt budur değerli arkadaşlar. İşte nüfusun artışı. Tarım topraklarının parçalanması, tarım topraklarının özellikle miras yoluyla parçalanması. Arkadaşlar ne demek miras yoluyla tarım topraklarının parçalanması? Şu demek, ya örneğin adamın işte şu kadar toprağı var, 5 tane de çocuğu var. Ne oluyor? Toprağı çocuklarına bölüyor. Dolayısıyla gittikçe küçülen topraklar artık o çocukların ailesini geçindiremeyecek duruma geliyor. Bu yüzden de ne oluyor? Toprağı ekmeden bırakıp başka diyarlara göç ediyor değerli arkadaşlar. Doğal afetler. Hakeza işte heyelan gibi, erozyon gibi, toprağın verimsizleşmesi gibi faktörler arkadaşlar. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi. Şimdi kırsal alanlarda değil mi? Hani birçok insan işte efendim çocuklarım güzel bir eğitim alsın diye işte kentlere gidebiliyor. Bunun birçok örneği var. Şimdi bunlar ne oluyor? İtici faktörler. Yani kırdan seni itiyor. Peki kentin çekici faktörleri ne? İşte iş olanakları. eğitim ve sağlık hizmetlerinin çeşitliliği, kültürel faaliyetlerin fazla olması, dini inanç ve kişisel özgürlükleri yaşama isteği gibi faktörler ne yapıyor arkadaşlar? Göçün çekici unsurları olabiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de göç hareketlerine baktığınızda göç arkadaşlar, yani şuraya biz Türkiye'nin doğusu dersek, Karadeniz'i de sayarsak, yani şuradan bir verev bir çizgi çizersem, özellikle bu bölgelerden nereye doğrudur? Türkiye'nin batısına doğrudur. Yani Türkiye'de göçün ana yönleri dersek, göçün ana yönleri nedir arkadaşlar? Bir, göç özellikle doğudan batıya doğrudur. Bir diğeri kırdan kente doğrudur. Bir diğeri iç kesimlerden kıyılara doğrudur arkadaşlar. Yani Türkiye'nin kıyıları, değil mi? Özellikle son yıllarda çok ciddi şekilde göç almış. Neresi gibi? Bakın burada Adana, Mersin, Antalya, gene işte Muğla, Aydın, İzmir, işte Balıkesir gibi, Çanakkale gibi yerler veyahut da Karadeniz'de Samsun iyi göç alır sevgili arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Hani içeriden kıyılara doğru bir göç hareketi olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Arkadaşlar göçleri ne dedik? Biz sürekli göçler veya işte süreksiz, yani geçici göçler diyebileceğimiz göçler olarak ayırabiliriz. Ülkenin herhangi bir yerinden ayrılan insanların başka bir yere yerleşmesidir artık. Köyden kente göç eden adam artık kentte sürekli yaşamayı ne yapmıştır? Kafasına koymuştur. Bir diğeri de insanların önce yakın bir yerleşim alanına, daha sonra büyük bir şehre yerleşmesi de kademeli göçe örnek olarak verilebilir. Bir diğer göç türü de mevsimlik göçüdür arkadaşlar. Mevsimlik göçlerdir. Bunlar tarım, turizm veya inşaat sektörlerinde, özellikle zaten bu sektör. Tarım deyince işte fındık toplamaya, çay toplamaya, tütün toplamaya giden insanlar. Turizm deyince işte Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarına hani yaz mevsiminde çalışmak üzere giden insanlar. İnşaat sektörü deyince gene aynı şekilde çok hızla büyüyen, işte Türkiye'nin batıdaki şehirlerinde, değil mi, İnşaatlarda çalışan insanların belli bir mevsim, özellikle yaz mevsiminde gelip çalışıp tekrar geri dönmeleridir değerli arkadaşlar. Bakın çay, değil mi, Rize, işte fındık Karadeniz'de, Sakarya'da, tütün işte Ege'de, pamuk Ege'de, turizm. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Adana'nın da Antalya'nın da yazın nüfusu çok artıyor. Fakat nüfuslarının artmasının sebebi farklıdır. Adana'da artmasının sebebi mevsimlik işçi göçleridir. Fakat Antalya'da artmasının sebebi nedir? Turizmdir değerli arkadaşlar. Şimdi iç göçlerin nedenlerine baktığımızda ülkemizde bunları şöyle ayırabiliriz. Doğal nedenler, ekonomik nedenler ve kişisel nedenler ya da sosyal nedenler diyebiliriz. Doğal nedenler neler? İklim, erozyon, heyelan, çığ, deprem, su sıkıntısı, toprağın verimsizliği, yangınlar ve seller ki yakın zamanda değerli arkadaşlar zaten şahit olduğumuz maalesef birçok doğal afeti de gördük ve insanlar bulundukları yeri terk etmek durumunda kaldılar. Ekonomik nedenler neler? İş imkanlarının yetersizliği, toprakların miras yoluyla bölünmesi, demin değindiğimiz şey, tarımda makineleşme, dolayısıyla işsizlik. Sosyal ve kişisel nedenlere baktığımızda eğitim imkanlarının yetersizliği, sağlık imkanlarının yetersizliği, daha iyi bir yaşam tercihi ve kültürel farklılıklar diyebiliriz değerli arkadaşlar. Türkiye'de yerleşim alanları hem göç almakta hem de göç vermektedir. Alınan göç ile verilen göç arasındaki farka ne diyormuşuz arkadaşlar? Biz net göç diyormuşuz. Alınan göç ile verilen göç arasındaki fark. Net göçün toplam nüfusuna oranına da ne diyormuşuz? Net göç hızı diyoruz arkadaşlar. Bir yerleşim biriminde net göç hızının pozitif değerde olması, yani net göç hızının çok fazla olması nüfusun arttığını, negatif değerde olmasıysa nüfusun azaldığını gösterir arkadaşlar. Mesela şuradaki haritaya baktığımızda ne diyor? Türkiye'nin il bazında net göç hızı haritası. Şimdi şuraya baktığımızda maviler işte ekside olanlar, gittikçe koyulaşan renklerde artıda olanlar. Bakın net göç hızına baktığınızda Türkiye'de özellikle işte Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ağrı, Erzurum, Muş, Van gibi şehirlerin ne yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Azaldığını, nüfusunun azaldığını görebiliyoruz. Şimdi burada şaşırtıcı bazı durumlar var. Mesela Ankara ve İstanbul'da da net göç hızının düşük olduğunu görüyoruz. Burada da ne anlam çıkıyor arkadaşlar? Yani İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden Türkiye'nin başka yerlerine doğru göçlerin olduğunu görebiliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de dış göçlere baktığımızda dış göçler ne demekti? Hani ülke dışına yapılan göçler demekti. Türkiye'den yurt dışına, yurt dışından da Türkiye'ye doğru olan göçler. 1960'tan sonra Avrupa ülkelerine doğru olan göçler, Almanya özellikle değil mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan iş gücü açığı etkili olmuş burada. Başta Almanya olmak üzere Fransa, Hollanda, İngiltere, Avusturya, Belçika en çok göç verdiğimiz ülkeler arasındadır. Eminim ki birçoğunuzun bu ülkelerde yaşayan akrabaları da vardır değerli arkadaşlar. 80'den sonra Kuzey Afrika, Libya'ya özellikle, Kuzey Afrika'da Libya'ya şöyle yazayım. Ve Arap ülkelerine, işte Irak'a gene aynı şekilde çok göç verildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Orta Asya Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleşen işçi göçlerinde artış görülmüş arkadaşlar. Yani buradan işte insanlarımız oraya gidip çalışmaya gitmişler değerli arkadaşlar. Bir diğer kavram beyin göçü. Ne demekti beyin göçü? Hatırlayalım. Değil mi? İyi eğitim almış, potansiyeli çok yüksek olan insanların kendi ülkelerini terk edip başka bir ülkeye gitmeleri beyin göçü vermiş ülke kategorisine sokuyor. Yani bu beyin göçü veren ülke açısından büyük bir kayıp iken alan ülke açısından da büyük bir kazanım oluyor değerli arkadaşlar. Bir ülkenin sahip olduğu nitelikli nüfusun kaybedilmesi demek. Önceden beyin göçü veren bir ülke olan Türkiye özellikle son yıllarda beyin göçü almasıyla da kayda değer bir başarıya imza atıyor. Mesela bizden Amerika'ya giden Aziz Sancar'ı biliyorsunuz, Nobel ödülü almış bir bilim insanımızdır. Savaş ve sosyal olay göçleri neler? Komşu ülkelerdeki iç politik sorunlar, savaş ve iç karışıklıklar, bunların yanı sıra uluslararası anlaşmalar kapsamında ülkemize olan göçlerdir. Biz de buna özellikle son birkaç yılda çok fazla şahit oluyoruz. Ülkemize özellikle Suriye'den, Afganistan'dan gelen çok fazla insan var değerli arkadaşlar. Bu da Türkiye'de bir tartışma konusu dahi olmuştur. Bir diğer, şöyle çevirirsek, dış göçlerle ilgili söyleyeceğimiz şey, biz arkadaşlar Lozan Antlaşması ile bir mübadele göçü yapmıştık Yunanistan'la. Mübadele ne demekti? Karşılıklı anlaşma arkadaşlar. Karşılıklı anlaşma. Biz buradaki Rumları Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türkler de Türkiye'ye gelmişti arkadaşlar. 1965-80 yılları arasındaki işçi göçleri. Almanya'ya, yani Avrupa'ya, özellikle işte Fransa, Hollanda'ya yapılan işçi göçleri. 79'da Afgan-Rus Savaşı'ndan gelen Afgan mülteciler. Bunlar da Türkiye'de işte birçok şehrimize yerleştiler. İşte Van, Adıyaman gibi şehirlerimizde o dönemden gelen çok fazla Afgan yerleşimci var. 80-90 arası Arap ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine verilen işçi göçlerini örnek verebiliriz. 91 Yugoslavya'nın dağılmasıyla gelen Türkler, özellikle o Bosna-Sırp Savaşı sonucunda arkadaşlar ülkemize gelen çok sayıda Boşnak insanımız var, kardeşimiz var. 89 Bulgaristan baskısından kaçan Türkler var. Hatta bununla ilgili gene güzel de bir film var. Naim Süleymanoğlu biliyorsunuz dünyada halter şampiyonu olmuştu. Birçok altın madalya getirmişti ülkemize. Naim Süleymanoğlu da Bulgaristan'daki bir Türktü sevgili arkadaşlar. Ve o Bulgar baskısından kaçıp ülkemize gelmişti. Sırp zulmünden kaçıp gelen Boşnaklar gene. 96-97 Körfez Savaşı'ndan kaçan Iraklı mülteciler. Körfez Savaşı dediğimiz Basra Körfezi arkadaşlar. Orada Saddam Hüseyin denilen bir adam vardı ve bunun yapmış olduğu baskılar nedeniyle ülkemize sığınan birçok mülteci olmuştu. 2010'dan sonra Suriye iç savaşından kaçan mülteciler işte bugün hala bizimle birlikte yaşıyorlar. Çin baskısından kaçan ve günümüzde devam eden Uygur Türklerinin göçü. Evet arkadaşlar, Uygurlara gerçekten yapılan çok ciddi bir baskı, çok ciddi bir zulüm var Çin tarafından ve onlar da ülkemize bir kısmı tabii gelmiş bulunuyor. Türkiye'de peki göçün mekansal etkileri neler? Yani bir yer göç alınca veya göç verince o mekanda ne gibi değişiklikler meydana geliyor? Göç alan yerde çıkabilecek mekansal değişiklikler. Büyük kentlerimizi düşünün. İzmir'i, Ankara'yı, İstanbul'u, Antalya'yı, Mersin'i düşünün. Çok göç alıyor. Çok göç aldığı için ne oluyor? Şehirsel altyapı yetersizlikleri ortaya çıkıyor. Yani kanalizasyon sıkıntısı, su sıkıntısı vesaire. Çünkü şehir oldukça hızlı bir şekilde büyüyor. Trafik yoğunlaşıyor. Yerleşim alanları açılmasına yönelik orman alanlarının tahribi ve verimli tarım alanlarının tahribi meydana geliyor. Nereye yerleşecek bu insanlar? Değil mi? Bir yere yerleşecek. Çok göç alıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Ya ormanlık alanlar tahrip ediliyor ya verimli tarım alanları yerleşime açılmak zorunda kalıyor. Suç oranında artışlar meydana gelebiliyor. Çarpık kentleşme ortaya çıkıyor maalesef, değil mi? Kırsal kesimden gelen kişilerde uyum sorunları ortaya çıkabiliyor. Sosyal ve kültürel çeşitlilik ortaya çıkıyor, değil mi? Mesela bir gidiyorsunuz işte çok fazla göç alan kentlerimizde ne oluyor? Her yöremize ait, değil mi? İşte müziklerden tutun da yemeklere kadar bunlar bulunabiliyor. İşte Urfa'nın kebabı, Antep'in kebabı, Adana'nın kebabı ya da işte Trabzon'un yemekleri, değil mi? Mıhlaması işte ya da lahanası vesaire gibi, değil mi? Ya da Ege'nin işte zeytinyağlıları gibi. Ya da halk oyunlarına baktığınız zaman işte bütün o yörelerden gelip o halk oyunları o kültürle birlikte bir araya geliyor ve bu çeşitlilik çok artıyor arkadaşlar. Ve ne oluyor? İş gücü potansiyeli de artıyor. Çok insan olduğu için arkadaşlar çalışacak eleman da çok oluyor. Göç veren yerlere bakıldığında ise nüfusun yer değiştirmesi bir takım mekansal değişikliklere sebep oluyor. Şimdi göç veren yerde de insan olmayınca ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Sıkıntı çıkıyor orada da. Tarım ve hayvancılıkta üretim ne oluyor? Azalıyor. Kamu yatırımların inanılmaz, kullanılmaz hale gelmesi gerçekleşebilir. Mesela ne yapıyor? Devlet oraya yol yapıyor ama kimse yok. Devlet okul yapıyor, kimse yok. Dolayısıyla insanlar gittikçe devletin oraya yapmış olduğu yatırımlar da anlamsızlaşıyor. Nüfus artış hızının yavaşlayarak belli bir süre sonra durması veya nüfusun azalmaya başlaması. Yaşlılar ne diyor? Özellikle hani köyde kalan yaşlar, onları köylerini terk etmesi biraz daha zordur gençlere göre. Gençler gitmek istiyor ama yaşlar pek gitmek istemiyor. Ya diyorlar ki yani biz öldüğümüzde mezarımızı kazacak genç bile yok artık diyorlar. Yani o kadar çok gençler orayı terk ediyor, gidiyor ve nüfus o kadar yavaş artıyor ya da azalıyor nüfus. Kırsal alanda göç sebebiyle boşalan ev ve diğer eklentilerin zamanla harabeye dönüşmesi. İşte burası Kayaköy'den bir görüntü arkadaşlar. Fethiye yakınlarındaki bir yer, eski Rum yerleşim yerlerinden bir tanesi. Boş kalan tarım alanlarının erozyona maruz kalarak verimsizleşmesi. Nüfusun azalmasıyla nitelikli iş gücü açığın ortaya çıkması, değil mi? Hani herkes gidince dolayısıyla iş gücü de çok azalıyor. Ne yaptık biz burada? Bugünkü videomuzda Türkiye'de göçlerin neden ve sonuçlarını irdeledik arkadaşlar. Ve geçmişten günümüze yaşanan göçlere kabaca şöyle bir baktık. Kısa bir video oldu. Önemli olan tabii videonun uzunluğu veya kısalığı değil arkadaşlar. İçeriğindeki bilgiler ve hemen size ödüllü soruyu da bırakıyorum. Mevsimlik göçlere örnek verin. Bunu da videonun hemen altına, yorumlar kısmına yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.